Efendim merhabalar değerli Tempo TV izleyicileri, yeni bir Türkiye Konuşur programına hoş geldiniz. Efendim Türkiye'de neler oluyor, neler konuşuluyor, uluslararası alanda Türkiye ile ilgili neler konuşuluyor? Evet, bütün bunları masaya yatıracağımız dolu dolu bir program olacağını ümit ediyorum. Çok önemli yeni konular var, yeni konuklarımız var. Efendim Türkiye'de tabii dünden itibaren Türkiye'de konuşulan birinci konu yeniden açılım sürecinin gündeme gelmiş olması. Açılım sürecinin gündeme gelmiş olması ne anlama geliyor? İktidar Partisi AK Parti'nin bundan sonraki süreçte açılım sürecini yeniden deneyebilirizinin ayrıntılarını konuşacağız konuklarımla. Çok önemli iki konum var. Efendim solumda bana yakın olan Vatan Savunucular Teşkilatı Kurucu Genel Başkanı Mehmet Can. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen yanı başında yine Vatan Savunucuları Teşkilatı Genel Merkez Teşkilat Başkan Vekili İlhan Koyuncu var. İlhan Koyuncu da reel sektörden bir sivil toplum yöneticisi. Efendim bugün Vatan Savunucular Teşkilatı yeni çiçeği burnunda bir aslında sivil toplum kuruluşu. İlk kez bizimle ekrana çıkıyorlar. Tam da Türkiye'de bu açılım süreci konuşurken bunlar ne anlama geliyor? Vatan Savunucular Derneği yöneticilerinin görüşlerini alacağız. Sayın Can, öncelikle tabii ilk kez konuk ettiğim konuklarıma soruyorum. Ben biraz sizden söz eder misiniz? Mehmet Can kimdir? Çok kısa efendim. Ben Kırşehir Kamanlı'yım. Ömer Acılı köyünde dünyaya geldim. 27 yıl siyasi hayatım var. Ve siyasi hayatı bırakıp da ben bu teşkilatı niye kurdum? Çünkü siyaset ötesine gittiği için, siyaset ülkeme, milleteme hizmet vermediği için bu anda ben devreye girdim. Yoksa şimdiye kadar 27 yıl çeşitli partilerde görev aldım. Teşkilatlar tamam ama genel merkezde bir işlev olduğu zaman o da birileri yoklarından düğmeye basıp o parti ilerletmiyor. Ve ben de bunları buldum, tespit ettim ve artık siyasetin yerinin bittiğini, yine bu yüzyılda teşkilatların, platformların, kuruluşların artık öne çıktığını ve halka hizmet veren, kavga eden, birbirlerini yiyip bitiren, ceplerini dolduran siyasetçiler değil de bizim gibi teşkilatlara ihtiyacı var diye biz bu kuruluşu kurduk. Kurulma tarihimiz 2 ay gibi bir kısa zamanda 80-85 civarında il ve ilçe teşkilatları kurduk. Yurt dışına açıldık. Yurt dışından hatta Afrika'dan büyük talepler var. İnşallah bunları kısa zamanda tamamlayacağız. Tamamlayacaksınız Sayın Can. Hemen biraz nefes alın. Sayın Koyuncu'ya da döneyim. Ona da bir hoş geldin diyeyim. Onun da biraz... Aslında İlhan Koyuncu Türkiye'yi tanıyor. Bizim çeşitli yıllarda 20 yıl aşkın süredir kendisini tanıyorum. Veya sektörden geliyor. İyi bir esnaf, disiplinli bir yönetici, iyi bir sivil toplum örgüt yöneticisi. Sayın Koyuncu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neden Vatan Savunucuları Derneği'nde kurucu, teşkilat, başkan, vekilliği görevini üstlendiniz efendim? Öncelikle ben Ankara'nın Haymana doğumluyum. Sayın Genel Başkanım da beni bu göreve layık gördüğü için kendisine teşekkür ediyorum. Biz de 30 yıldır ben siyaset yapıyorum. O da başkanlıkları falan yapıyorum. Zaten siz biliyorsunuz. Sizin bize çok faydanız oldu. Baktık ki bu siyasette yani bir yerlere varılmıyor. Dedik ki biz bu teşkilatı kuralım. Sayın Genel Başkanımız da bizi Genel Merkez Teşkilat Başkanı yaptı. Yani 81 yıl, 922 ilçeden sorumlu bir başkanım. Biz de bu yola baş koyduk. Allah'ın izniyle biz vatan, millet, devlet diyoruz. Yani devletimizin yanındayız. Devletimiz neredeyse biz oradayız. Evet dediniz. Devletimiz neredeyse biz oradayız dedi. Şimdi Sayın Mehmet Can, Kurucu Genel Başkanısınız, Vatan Savunucu. Neden Vatan Savunucular ismini kullandınız efendim? Önce oradan başlayayım. Biz önce devlet, millet, bayrak diyerek yola çıktık. Bizim hiçbir siyasi kuruluşlarda hiçbir bağlantımız yoktur. Olamaz da ama vatan ve milletle ilgili bir ortak konu olduğu zaman siyasi partilerle yürüyebiliriz. Bir sıkıntı yok. Şu anda zaten şehit aileleri İstanbul bölgesindeki onlarla beraber yürüme kararı aldık. Bazı platformlar var. Bizim şu durumda Türkiye'mizin Suriye ve Afganların istilası ettiğinden dolayı rahatsız olduk. Ve biz hiçbir göçmen istemiyoruz. Bunun altında bir oyun olduğunu ve bundan sürekli bir kalıcı olduğunu ve 17 milyon insan biliyorsunuz malum oy kullanmadı. Bu 17 milyon kişi bizim yanımızda. Ondan sonraki durumlarda emeklerimizin bu konumu var. Emeklerimiz aç, evine ekmek götüremiyor. Bu da bizde rahatsızlık verdi.
siyasiler bu konuda hiçbir şey yapmadığı için biz devreye girdik mecburen. Tezgah olaraktan devletimizin, milletimizin bayrağımız yanındayız. Şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Vatan, millet diyen her kurum ve kuruluş bu ülkede gerçekten de tabii ki samimi olanları tenzih ediyorum. Siz de dahil. Herkes vatan, millet diyerek Sayın Koyuncu. Ne geldiyse başımıza vatan, millet diyenlerden geldi. İnanın bir ölçüde bazen. Bakın şimdi şöyle düşünün. Yani en çok vatan, millet diyen Milliyetçi Hareket Partisi değil mi? Evet. Sayın Bahçeli değil mi? Evet, doğru. İki gün önce mecliste HDP'liler elini sıkan da Bahçeli değil mi? Evet. Peki iki sene önce bu HDP kapatılsın diyen de Bahçeli değil mi? Yanlış. Şimdi soracağım. Geliyorum. Şimdi iki sene önce Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı tanımayıp MHP Anayasa Mahkemesi'de kapatılsın, bu HDP de kapatılsın diyenler şimdi HDP ile el sıkışıyorlar. Hem sizden hem de sizden cevabını rica ediyorum. Buyurun. Çok yanlış. HDP sürekli zaten PKK'yı destekleyen bir parti. Biz istemiyoruz demiyor ki. Ama millete ekranlarda meclisin açısını bahane direkten el sıkışmanın anlamı yok. Yani Devlet Bahçeli'ye biz bunu yakıştıramadık. Burada bir yanlışlık var. Sayın Koyuncu, siz teşkilatlarda Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcılığınız vekili, da var, değil mi? Vekilliği yaptım. Vekilliği yaptınız. Şimdi Vatan Savunucular Teşkilatı'ndasınız. Teşkilatlanma ne durumda efendim? Efendim şu anda Sayın Süleyman, biz 81 ilde şu anda il başkanlıklarımız var, il temsilcilerimiz var. Ayrıca da şu anda 1000'e yakın ilçe başkanlıklarımız var. Bizim hedefimiz 81 il, 922 ilçe. Allah'ın izniyle genel başkanımızın emri ve talimatı üzerine ben kendisine söz verdim. 81 il, 922 ilçede temsilciliklerimizi açıyoruz. Ayrıca yurt dışına da açıldık. Fransa temsilciliğimiz var, Almanya temsilciliğimiz var, Irak temsilciliğimiz var, Azerbaycan temsilciliğimiz var. Biz bunlara yani elimizden geldiği zaman Avrupa'nın her tarafına gireceğiz. Almanya, İngiltere, bütün her yerde Türk temsilcilerini bulacağız. Çünkü biz diyoruz ki vatan, millet, bayrak bizim için çok önemli. Bizim genel başkanımız Sayın Mehmetcan ırk, din ayrımı yapmadı. Bakın ben Ankaralıyım, Haymanalıyım, Kürdüm. Ama bakın genel başkan beni Türkiye geneli ne yaptı? Beni öğretim. Aynen. Evet. Türkiye geneli, ben genel merkez teşkilat başkanıyım. Demek ki bizim bu teşkilatta Kürt, Türk, Alevi, Sunni ayrımı yoktur. Hepimiz kardeşiz. Şimdi PKK olayına gelince biz PKK'ya, DAEŞ'e karşıyız, FETÖ'ye karşıyız. Ama her gördüğünüz bir Kürt de PKK değildir. Asla. Tabii ki. Tezir edelim onu öyle şey. Şimdi bazıları Kürt dediğin zaman PKK gözüyle bakıyor. Asla öyle bir şey yok. PKK Ermenidir. Bizden değildir. Biz kabul etmiyoruz. Aslında Ermeniler var, Yahudiler var. Aynen öyle. Efendim, bir de zaten Kürt sorunu da yok. Kürt sorunu çıkaran bu vekiller zaten. Meyfa çıkarıyor. Siyasiler diyorsun. Tabii siyasiler. Şu anda siyaset bitti. Bir çocuk bahçesine döndü. Kimin cebini dolduruyor, kimin birbirine kavga ediyor. Vatanın, milletini düşünen yok. Emekliyi düşünen yok. Benim en büyük merak ettiğim ve basında yayınladığım ortalama 15-20 bin lira kiranın olduğu yerde bu 10 bin lira maaş veren bunu kim verdi? Kimsenin dediğini ben zannetmiyorum, onu yapmaz. 15 bin lira kiranın olduğu yerde 10 bin lira maaş olur mu ya? Bunu çocuğa ver. Evet, hükümet arttırmaydı. Efendim böyle bir matematik olmaz. Ben katılmıyorum, bunu kimse yapmaz. Bunu yukarıdan birileri yaptırıyor. Ya 15 bin lira ortalama kira, 10 bin lira maaş. Bu aradaki 5 bin lirayı kim verecek? Senin bize garajın mı var, düşmanlığın mı var? Biz seni oraya kim seçti, onları biz seçtik. Sayın Can, yeniden ben teşkilata döneyim sizin. Vatan Savunucular Teşkilatı diyorsunuz. Şimdi Türkiye'de tabii onlarca dernek, yüzlerce sendika, yani yüzlerce sendika değil mi? Onlarca sendika, yüzlerce dernek, binlerce vakıf var. Sizi bu isimle Vatan Savunucular Teşkilatı, bugüne kadar vatan savunulmuyor muydu sizce? Efendim savunucuları bu duruma gelmezdi. Biz de bunu açmadık zaten. Eksikliği gördüğüm nerede için. Nerede ihtiyaç doğdu onu? Sonra. 27 yıl siyasette görev yaptığım için, kimin kimden oturup kalktığını bildiğim için ben çok ağladım, üzüldüm. Bizi, bunlar milleti kandırıyor. Bunlar devleti kandırıyor.
Bunların buyuru siyasetçi olmaz. Bak yarın meydanlara biz ineceğiz. Siyaset nasıl yapıyor ben bunları göstereceğim. Vatan millet nasıl yönetilir biz bunları göstereceğiz. Böyle olmaz ama her gün kavga, her gün kavga. Millet bundan bıktı. Kavga istemiyoruz. Biz kavga edince biz bunları seçmedik oraya. İndirmesinden biliriz. Bizim olduğumuz yerde kavga olmayacak. Bizim olduğumuz yerde şiddet olmayacak. Bizim olduğumuz yerde tecavüz olmayacak. Nasıl indireceğiz? İndiririz diyorsunuz ya. Hangi yolu kullanacağız? Zaten, zaten 17 milyon kişi oy kullanmamış. Zaten onlar bizim arkamızda. Emekler bizim arkamızda. Bunlar bizim arkamızda olmasa, haydi buyurun demese biz zaten açmayız. Ben bu yolu 3-5 kişiden girmedim ki yani. Arkama ben de oradan oldum. Bunlara ben tabii ki isimlerini veremem. Zaten ama çoğu çıkıyor, hiçbir siyasi parti yok. Meseleleştirmek istemiyorum da. Sayın Koyuncu, siz de reel sektörden geliyorsunuz. Oda başkanlığı yaptınız değil mi yıllarca? Şimdi herkes emekliliği konuşuyor. Güzel, gerçekten emeklinin imkanı yok. İşçinin de öyle ama esnafı kimse konuşmuyor fazla. Bir de siz ne diyeceksiniz bu konuda? Sayın Başkan hani diyor ya hakikaten memur sıkıntıda, emekli sıkıntıda, efendime söyleyeyim çalışan sıkıntıda ama esnaf sıkıntıda diyen yok. Siz ne diyeceksiniz? Şu anda ben biliyorsunuz sizin programınızda da çıktıydım. Ankara Esnaf Sanatkarları Oda Başkanıydım. Esnaf çok zor durumda. Esnaf şu anda ses hakkını ödemiyor. Bağ kurunu ödemiyor. Ödeyemiyor. Kiralar şu anda en ucuz bir kira 30 bin lira olmuş. Orada çalışan 4-5 kişi var. Onların ses hakkı var. Asgari ücretleri var. Maaşları var. Bir de 2 gün oldu düğün için bize telefon ettiler. Genel başkanımıza bunu aktarın. Henüz fırsat bulamadım. Bari siz sormuşken onu da aktaralım. Genel başkanımız da burada dinlesin. Şu anda emekli olanlar var SESAKA'dan. Çoğunun devlet maaşını ödememiş bizim esnafların. Emekli olup ama maaş alamadı. Maaşını bu ay alamadı. Alamadı. Bu ay maaşlarını alamadı. Sordum neden almadınız dedim. Bizim eskiden Bağkur'a borcumuz varmış. Kendileri bizi emekli etmişler. Şimdi de tekrar bir araştırma yapıyorlar. Ülkede para olmadığı için bazıları sahte sigorta yapmışmış. Bilmem ne yapmışmış. Böyle bir formalite kullanıp emekli olanların maaşını ödememişler. Akşamleyin esnaflarım bana anlattı bunu. Ben de genel başkanımdan zaman bulamadım. Kendisi başka yerlerdeydi. Bari burada hiç olmasa açıklayayım onu da bilsin. Şu anda çoğu esnaflar, emekli olanlar bugün itibariyle, bugün itibariyle maaşlarını ödememiş devlet. Evet Sayın Koyuncu, evet esnaf maaşını alamamış. Böyle bir zaten emekli altını çizdiniz. Alamadım. Emekler de zaten geçinemiyorlar. Kiralar belli. Şimdi siz tabii Vatan Savunucular Teşkilatı olarak nereden başlayacaksınız çalışmaya? Sahaya indikten sonra ilk hedefiniz ne olacak? Yani ekonomi mi, eğitim mi, sağlık mı, dış politika mı? O anlamda soruyorum. Sadece bir dernek veya teşkilat, vakıf gibi biz odamızda oturmayacağız. Bununla ilgili zaten benim bir sürü projem var. Önce biz devlet başkanımızla gidip görüşeceğiz. Ona gereken bilgileri vereceğiz. Ama kendileri yapar veya yapmaz bilemiyoruz. Bir sürü projemiz var. Devlet başkanı derken Erdoğan mı? Tabii Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Ona durumumuzu anlatacağız. Biz devletimizin yanındayız. Bizi kabul ederlerse çok projemiz, çok etkin bir projemiz var. Deprem projemiz bile var bizim. Peki şöyle anladım. Gittiniz diyelim, görüştünüz. Hizmet ettiniz. Şimdi Türkiye'nin durumu belli. Türkiye'nin bir gündemi ekonomik bağlı, geçinememek, esnaf sıkıntıda, vatandaş sıkıntıda, emekli sıkıntıda, işçi sıkıntıda, memur sıkıntıda. Şimdi bu sıkıntıların sebebi bir kesime göre siyasi iktidar, bana göre de öyle. Tabii. Bana göre de öyle. Bize göre de öyle. Iktidar. Peki siyasi iktidarın başındaki irade Sayın Erdoğan. Erdoğan'ın atadığı Mehmet Şimşek, ekonomi bakanı. Peki sistemi yürüten, işleten ve sistemin bugün sıkışıklığına sebep olan iradeye siz gidip proje sunacaksınız, çözmesizceksiniz. Çözüm ihtimali var mı sizce yani? Çözebilirler mi? Sayın Erdoğan, sizin sıkıntılar anlattığınız, bugünkü ülkenin ekonomik durumundan sorumlu olan şahsiyet, beyefendi, yani ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'in de atanmasını sağlayan, seçilmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı bu sorunları çözebilir mi? Çözülmeyecek bir şey yoktur ki efendim. Zaten bu duruma getiren insan kendisi. Zaten bu duruma getiren yapmasından bilir. Yani burada bir tuhaflık var. Son bu 5 senede bir acayiplik var. Bak Suriyeliler etken. Devletin tasarrufa gitmemesi etken.
tasarrufa gidiyor demesi yalan. Yani tasarrufa gitmiyor. Benim devlet öyle bir tasarrufum var ki. Çok süper bir tasarruf var, garantili. Siz devlet başkanına gideceğiz dediniz ya. Sorunu yaratan sorunu çözebilir mi? Bu nedenle siz gideceksiniz. Çözmek yani. Zorunda ben. Çözmek zorunda. Çözecek. Benim bu milletim kimse ağlanamaz, kimse üzemez. Eğer devlet başkanı mısa yapmak zorunda. Yapıyorsa niye yapmıyor? Yapacaksa niye yapmadı şimdiye kadar? Biz bunları soracağız. Bu Suriyeliler gitmesi lazım. Suriyeliler, Afganlar, Somaliler vesaire. Sayın Koyuncu, siz de siyasetin içindesiniz. Aynı zamanda deneyime de sahipsiniz. Bugünkü içinde bulunduğunuz durumdan Türkiye'yi nasıl çıkarabiliriz? Sizin Vatan Savunucular Teşkilatı'nın bakış açısı nedir? Ne yapabiliriz? Sayın Genel Başkan gibi Cumhurbaşkanı'na gidip çözüm mü beklersiniz, yoksa sokağa inip vatandaştan mı çözüm beklersiniz? Biz Sayın Genel Başkanım'ın dediği gibi öncelikle bir Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Sayın Bakanlarımızla görüşeceğiz. Birebir kendilerine durumu anlatacağız. Esnafın durumunu, emeklinin durumunu, işçinin, memurun. Yani buradaki bütün herkesin durumunu çok iyi bilen biriyiz biz. Çünkü biz milletin içindeyiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip durumu anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanım bize yakın gelirse, bizimle beraber yürürse, bize derse ki tamam bu işi biz çözeriz derse, biz herhangi bir şey beklemiyoruz. Eğer bizim istediklerimizi çözmeseler biz esnafa ineceğiz, halka ineceğiz, millete ineceğiz, emekliye ineceğiz, işçiye ineceğiz, memura ineceğiz. Yani bunu çözmemiz lazım. Çünkü şu anda gerçekten Türkiye zor durumda. Maliye Bakanımız bizim esnaflarımızın düğün salonlarına denetleme göndermiş. Peki bizim küçük esnaflara göndereceğine anonim şirketleri var, limited şirketleri var. Oraya niye holdingler var, oraya niye göndermiyorlar? Yani benim esnafım şu anda rahatsız. Ben TAESK'in de genel başkanıyım. Tüm Anadolu Esnaf Sanatkarı Konfederasyonu genel başkanıyım. Ama genel başkanımız gerçekten bir yola çıktığı için kendisi de beni çağırdı, davet etti. Bizi genel merkez teşkilat başkanı yaptı. Ben de seve seve dedim ve kendisiyle beraber yol alıyoruz. Şu anda herkes iyi değil. Evet, iyi değil dedi sayın. Efendim şu yap işte devleti bitirecek. Evet, önerimiz ne diyecek? Beşli çeteyi ortadan kaldıracak. Devlet kendi yapsın. Ya kendi neden yapmıyor yani? Veya yap işleri yapıyorsun, bunun faturası nerede? Kaç paraya yaptın? Beni rahatlat ya. Benden vergi alırken alıyorsun, hesap soruyorsun, en doğal hakkın. Ama kime yaptırdın, kaç para yaptırdın söylemiyorsun. Bunun hesabını ben hesap vermiyorsun, neden vermiyorsun? Bir insan neden hesap vermez? Niçin vermez? Bunun hesabını vermeniz lazım yani. Üslubun ya ahlakan vermesi lazım. Ya işlet devlet ne demek ya? Sen devletsin yap. Sen kendin yap. Efendim şimdi tabii bu tür teşkilatlar yani dernekler, vakıflar ya da sendikalar, sivil toplum kuruluşları ait olduğu toplumun sorunlarını tespit edip çözüm önerileriyle fikirlerini değil mi? Açıklarlar, yayarlar. Sizin şimdi bu aşağı yukarı fikriniz belli oldu. Ama bir de şöyle bir durum söz konusu. Dedim yani yüzlerce sendika, ya, vakıf var, dernekler var. Siz de eminim ki bu ülkenin gelişimine katkı vermek için kuruldunuz da sizi yani ben kendi bizim ilçemizde de genel başkan yardımcısıyım, Kaman ilçemizin. Orada da bu işler yapılmıyor. Siyasete ben 20 yıl hiçbir hizmet veremediğim için genel merkeze geldiğim zaman önüm tıkandığı için ve projelerim, hedefim yapılmadığı için Türkiye'm için, bu Türk toplum için siyasette hiçbir şey yapılmadığını gördüğüm için ben bu yola girdim. Siyaset yalan. Ama neticede sorunları da siyasi irade çözüyor Sayın Can. Yani demokratik ülkelerde, bizim gibi demokrasiyle yönetilen ülkelerin her sorunu, bakın HDP bile, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile bile masaya oturuyor. Demokratik çerçevede çözüm aranıyor. Siz siyaset yok sayarsanız kurumlar işleyebilir. Efendim siyaset şimdi doğru iş mi yapıyor? Madem siyaset iyi işliyorsa biz niye bu durumdayız? Siyaset işini yapıyorsa biz niye teşkilat kurduk? Yapmıyorlar ki ama. 3-5 tane partinin kendi arasında dönen yalancı kavgası. Başka bir şey yok. Ezbir özel. Ülkeyi de yönetemez o. Çünkü duruşu yanlış, gidişatı yanlış.
Birbirini yerine sıkıyor. Birbirinin devlet başkanı eleştiriyor. Eleştir, iyiye de iyi de, kötüye de kötü de ama sistemi yanlış. Vatanın derdine sokaklara inmiyor. Böyle muhalefet olmaz. Halka inmiyor. Ama siz de şimdi siyasete karıştınız. Bakın şu anda... Hayır, onların şikayet, yani onların endişeni, eksiğini söylüyorum. Endişenizi anlıyorum. Endişenizi anlıyorum. Siyasi kurumlarda çözüm üretilmediği için diyorsunuz. Evet, evet. Kadarıyla. Biz de sivil toplum kuruluşu kurduk. Ama siz ne kadar etkili olabilirsiniz? 81 ilde teşkilatınız var ama Sayın Koyuncu ne kadar etkili olabilir? Nice sivil toplum örgütleri gördük. Mesela Türk İş, Ak İş gibi böyle milyonlara varan üyeler. Memur sen, kamu sen. Nereden bile sesi çıkmıyor efendim. Onlardaki yanlışı gördüğümüz için biz buradayız zaten. Onlarda mı? Onlar olabilir. Tabii sıkıntı var efendim. Burada siyaset rant var burada. Olmaz. Sistem tıkandı mı yani? Sistem tıkandı tabii ki. Tabii ki tıkandı. Bildiğiniz gibi değil. Görüldüğü gibi değil. Siz sistemi nasıl açacaksınız? Yoksa ben niye gireyim? Nasıl açacaksınız sistemi? Ben tıkanıyorsunuz. İşte teşkilatlara bir yer verilmesi lazım. İlla siyasi olmak şart değil. Dernekler yer verilmesi lazım. Binlerce dernek var ama önü tıkalı. İşte devlet var. Devletten bitiyor bu iş. Devletin başındaki irade zaten bugün ekonominin sorumlusu dediniz. Siz söylediniz. Yani dedim ki soruna sebep olan sorunu çözebilir mi? Çözecek efendim. Biz de yol göstereceğiz. O da bakan olabilir, maliye bakan olabilir. Ama bilmediği nokta olabilir. Eksiğini yapabilir ki var. Hem de çok. Biz onu öyle yapmayınca böyle yap diyeceğiz. Ha yok ben sizi tanımıyorum derse biz de sokağa ineceğiz. Hah, efendim şimdi şunu sormak istiyorum. Sokağa inelim derken sonlara da yaklaşıyor son 6-7 dakika. Sayın Can, şimdi teşkilatı yurt genelinde teşkilatları tamamladınız. 81 ilde de şubeleriniz var. Ama Türkiye'nin de önünde çok önemli çözmesi gereken meseleler var. Evet. Mesela açılım süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Efendim Türkiye'ye faydası varsa, milletime faydası varsa, sokaktaki çocuklara faydası varsa yapılsın. İlla bunun açılım olması şart değil. Ama bugünlerde önümüzdeki günlerde bu bir yasa çıkacak. Bu yasadan herkes endişeli. Ne tür bir yasa efendim? Neyle ilgili? Depremle ilgili ev tarihi 25 yılı geçen hem devlet alacağını elinden ya senin yapacağını veya yapmayacağını tespit edip ben efendim öbeğimi yapamıyorum param yok diyenlerin şu anki ekilmeyen tarlalara almak istediği gibi böyle bir korku var. Yani sokağa inen yok, milleti dinleyen yok. Açılım ama neyin açılımı? Şimdi siz Kürt... Doğru mu? Doğru. Yıllardır arkadaşız. Defalarca da sağ olsun ekrana çıkarttık. Ben dün bir yazı aldım. Medya Emlük'te de yayınlandı Sayın Başkan. Konuyu size getireceğim. Bu yani işte çözüm süreci saçmalığı diye bir yazı yazdım. Orada da sonuçta dedim ki şu andaki siyasi irade çekilsin. Halkların birbirinin arasında sorun yok. Biz birbirimize böyle girmişiz, kenetlemişiz. 1500 yıllık geçmişimiz var Kürtlerle Türkler arasında. Aslında Türkiye'de Kürt meselesi değil. Adını yanlış koyarsanız yanlış çözersiniz. Türkiye'de geçim sorunu var. Kürtlerin dilini kullanmama sorunu olabilir resmi dil olarak. Buna Kürt sorunu derseniz yanlış yaklaşırsınız. Türk sorunu da derseniz yanlış. Şu an aslında Türkiye'de Türk olma sorunu var. 17 milyon yabancı varken. Siz bir Kürt olarak bu konuya bakış açınız nasıl efendim? Sivil toplum yönetici olarak. Gerçekten Türkiye'de bir Kürt sorunu var mı Sayın Koyuncu? Sayın Süleyman şu anda Türkiye'de öyle bir sorun kesinlikle yoktur. Kürt-Türk ayrımı yoktur ya. Bunu yapan siyasetçiler kesinlikle biz Türk'üz. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Ama ana dilimiz Kürt. Biz PKK'ya destek vermiyoruz. Dağaç'a destek vermiyoruz. PKK bir terör örgütüdür. Tabii. Destek vermiyoruz biz. Biz FETÖ'ye de destek vermiyoruz. Biz şu anda bizde sen Kürtsün, sen bu görev alamazsın diyen bir insan da yok. Yani kimse çıkıp da demesin ki biz Kürtlerin haklarını savunuyoruz. Bizim her hakkımız verilmiş yani. Burada bir Kürt-Türk ayrımı yoktur. Ayrım yapan kardeştir diyorlar. Evet. Kesinlikle biz kız aldık, kız verdik. Dayı olduk, amca olduk. Hala olduk, teyze olduk. Artık bizim aramızda bir fark yok. Tamam ana dilimiz Kürt ama biz Türk'üz, Türk. Zaten TRT'de şeş var, resmi dil. Var, serbest. Aynı da var. Evet. Bir tek bunun milli eğitimde ikinci alternatif dil olarak kullanılması düşünülüyor. Eğer bu meseleyi bahane edip de iktidar tekrar açılım sürecine yönelirse büyük teknik hata yapmış olur diyorum. Son sözleri vereceğim Sayın Başkan.
Efendim, başkanım dediği gibi bizim Kürt sorunu diye bir şey yok. Kürt sorunu olsa Türkiye'de %80 ben Doğu bölgesinde çok aktifim. Partilerde, derneklerde ilk önce Doğu tarafında kurmuşumdur. Doğu'da ben ne desem yapacak arkadaşlar var. O yüzden bunlardan İsrail'den filan burada Kürt meselesi çıkaraktan orada bir bölge kurmak ve İsrail'de buna niyetlenmesin. Ve ben diyorum ki, kim siyasetleri söylüyorum, kimse ülken ve milletin üzerinden fantezi yapmasın. Sakın ha, kimse denemesin. Benim kırmızı çizgim. Kimse ülkenin üzerinden fantezi yapmasın. İsrail'i bahane etmesin. Kürt sorununu bahane etmesin. Yalan, hepsi yalan. Külliyen yalan. Kürt sorunu yoktur bizde. Esas sorun kendileri. Bize değil efendim. Fantezi olmayacak. Benim ülkemden kimse oynamayacak. Sakın ha. Ben söyledim geçtim. Şöyle oldu, böyle oldu, haberimiz yok. Kimse demez. Kürt sorunumuz yok. Sakın ha. Sayın Kurucu. Son olarak Sayın Süleyman, genel olarak olabilir. Şimdi biz vatan savunucuları teşkilatı olarak biz devletimizin yanındayız. Tabii. Polisimizin yanındayız. Emniyet teşkilatı askerimizin yanlarındayız. Biz onlarla yol yürüyeceğiz. Bu ülkeye uyuşturucu sokanların karşısındayız. Bu ülkeye zarar veren insanların karşısındayız. Bizim teşkilatımız birebir. Yani emniyet teşkilatıyla, askerimizden, polisimizden, MİT'imizden dahil işbirliği yapıp onlarla beraber yürüyeceğiz. Çünkü vatan savunucuları teşkilatı diyoruz burada. Onun için biz ülkemizi seven, bayrağımızı seven, vatanımızı seven her insana genel merkezimiz de açık, kapımız da açık. Bizimle de görev almak isteyen varsa beraber de yol çıkarız. Çünkü biz bu vatan savunuculuğunu artık kafamızda yerleştirmişiz, koymuşuz. Biz bu ülkeye zarar veren kim olursa olsun, Kürt'ü, Türk'ü, Lazı, Arap'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sunisi, biz karşısındayız. Dedi Sayın Koyuncu, son sözde sizle açtık, sizi kapatalım. Efendim, biz önce vatan diyoruz. Bu coğrafyada devletimizin, milletimizin biz yanındayız. Hiçbir sıkıntı yok. Biraz da bu siyasetçiler kendilerine çekirdeğini verirse çok güzel olacak. Böyle bir çocuk kavgası gibi siyaset olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Yanlış yöne gidiyorlar. Bak bu toplum sokaklara inerse hiç iyi olmaz. Biraz kendilerine çekirdeğini versin. Önce devlet kendine bir tasarrufta bir çekirdeğini versin. Tasarruf dediğiniz siz yapmadınız. Neden yapmıyorsunuz? Madem bu tasarrufu yapmıyorsunuz, bu kadar masraf ediyorsunuz. Yani halkıma 10.000 lira mı şey gördünüz, uygun gördünüz ya? 10.000 lira bir mama alınmıyor. Avatesin bir kediye mama alınmıyor ya. 10.000 lira zam verirken hiç mi vicdanınız sızlamadı ya? Hiç mi aklınıza bir Allah peygamber gelmedi ya? La git kendin getir 10.000 lirayı lan. Ya hiç mi utanmadın sen 10.000 lira emekliye maaş verir mi ya? Kendin 300.000 lira zaman paralıyorsun. Son model arabaya biniyorsun. Benim halkım niye tatiline gidemiyor? Deniz görmeyip de ölenler var. Tatile girmeyip de ölenler var. Ya yazık bir hak değil mi ya? Ya herkes kendine çeki düzen versin. Herkes kendine çeki düzen verecek. Yapacak bir şey yok. Ben bu vatandaşın evladıyım ya. Yazık günah ya. Siyasette başaramadım. Ben burada yapacağım. Ben nokta atışı yapan biriyim. Eğer ben bu görevi dediklerim yapamazsam zaten bırakırım. Ben kellemi koltuğumu almışım efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli Tempo TV izleyicilerim. Bugün çok önemli iki konuğumuz vardı. Evet, İnan Koyuncu. Evet, Vatan Savunucular Teşkilatı. Genel Merkez Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Vekili ve Kurucu Genel Başkanı Mehmet Can'la birlikteydik. Zaman el verdiğince Türkiye sorunlarını konuşmaya gayret ettik. Bu yeni derneğin ilk basına, daha doğrusu canlı yayına çıkma programıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın konuklar, size de Sayın Koyuncu, Sayın Can size de. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklar görüşmek üzere. Değerli Tempo TV izleyicileri, hoşça kalın.